Merhabalar sevgili öğrenciler. Birlikte Kafirun suresinin kaç ayet olduğunu, nerede indiğini, niçin indiğini inceleyeceğiz. Şimdi incelememize başlayalım. Haydi Bismillah. Kafirun suresi, Kur'an-ı Kerim'in 109. suresidir çocuklar. Mekke'de inmiştir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim sureleri Mekki ve Medeni olmak üzere iki kısımdan ayrılmıştır. Kafirun suresi ise Mekke'de inen Mekke surelerdendir. 6 ayetten oluşmaktadır. İniş sırasına göre 18. sırada yer alır. Kafirun, inkarcılar demektir. Surenin konusuna bakalım. Kureyşliler, Hazreti Peygamber'den bir sene kendi ilahlarına tapmasını, bir sene de kendilerinin onun ilahına tapmalarını istemişler. Hazreti Peygamber de Allah'a bir şeye ortak koşmaktan yine ona sığınırım demiş. Bu defa Kureyşliler bizim ilahlarımızdan bazılarını istilam et. Yani öp, el sür, bizler gibi saygı göster. Biz de seni tasdik edip ilahına ibadet edelim demişlerdir. Bunun üzerine Kafirun suresi inmiştir. Surede Hazreti Peygamber'in inkarcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyecek kesin bir üslupla ifade edilmekte ve inancın şirkten uzak tutulması da hedeflenmektedir. Kafirun suresinin fazileti. Arkadaşlar, müşrikler peygamberimize davasından vazgeçirebilmek için yoğun mücadele içine girmişlerdi. Tekliflerinden birisi de gel bir sene bizim putlarımıza tapalım, bir sene de senin tanrına tapalım demişlerdi. Allah-u Teala indirmiş olduğu bu sure ile peygamberinden bu çirkin teklife karşı çıkmasını ve sizin dininiz size, benim dinim bana demesini istemiştir. Peygamberimiz Kul huvallahu ehad Kur'an'ın 1/3'üne denktir, Kul ya eyyuhel kafirun ise 1/4'üne denktir buyurmuştur. Müfessirler bu surenin faziletiyle ilgili olarak biraz önce bahsettiğim gibi İhlas suresinin Kur'an'ın 1/3'üne denk olduğunu, Kafirun suresinin ise 1/4'üne denk olduğunu buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birine uyumak üzere yatağına yattığında Kafirun suresini oku, bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun dediğini naklederler. Arkadaşlar, burada size Kafirun suresinin videosunu yolladım. Burada rahatlıkla dinleyebilirsiniz okunuşunu. Buradaki linke CTRL'e link tıklayarak YouTube'dan 10 tekrarlı şekilde Kafirun suresini dinleyebilirsiniz. Ben sizlere Kafirun suresini bir sesli olarak okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun ve la entum a'budun ma a'budu. وَلَا أَنَا أَعْبُدُونَ مَا أَعْبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ أَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينِكُمْ وَلِيَدِينِ صدق الله العظيم. Evet, şimdi konumuzla ilgili alıştırmalarımıza başlayalım. 1, 2 ve 3. soruları metne göre cevaplayalım. Metnimizi inceliyoruz arkadaşlar. Kafirun suresi Mekke'de 18. sırada inmiştir. Kafirun suresi ile iman, küfür, hak, batıl arasında sınır çizilmektedir.
Bu sınırdan kesin olarak taviz verilmeyeceği ve bu sınırın ayırdığı iki grup arasında asla bir noktada birleşemeyeceği ilan edilmiştir. Müminler ile kafirlerin yaşam tarzlarının asla birbirine benzemeyeceği ve asla bir noktada birleşemeyecekleri bildirilmiştir. Din, insanları her yönden ayıran en önemli faktördür. İnancı başka, yaşantısı başka bir kimseye samimi demek mümkün değildir. Çok doğru bir söz çocuklar. Bir insan Müslümanım elhamdülillah diyorsa hayatını o yönde düzenlemesi gerekmektedir. Yoksa samimi demek mümkün değildir. Sorumuzu inceleyelim bakalım. Paragrafta aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemektedir? A. Dinin yaşanması samimi olmakla bağlantılıdır. B. Mümin ile kafir arasında zamanla yakınlaşma ve benzeşme olabilir. C. İnananla inanmayan arasında zıt bir çizgi vardır. D. Kafirin suresi Mekki bir süredir. Haydi inceleyelim. Paragrafımıza bu göre dinin yaşanması samimi olmakla bağlantılıdır. Evet, bu doğru. B. Mümin ile kafir arasında zamanla yakınlaşma ve benzeşme olabilir. Buraya bir soru işareti bırakmak istiyorum. C. İnananla inanmayan arasında zıt bir çizgi vardır. Evet, kesin bir dille ayrılmıştır. Kafirin suresi Mekki bir süredir. Evet, bu da doğru. B şıkkıma geri dönecek olursam. Zamanla yakınlaşma olamaz diyor ve benzeşme olamaz. Kesin bir dille ayrılmıştır diyor. Dolayısıyla B şıkkı bizim doğru cevabımız. Mümin, kafir ile tamamen farklı olmalı diyor Allah-u Teala. İkinci sorumuza. Paragrafı yorumlarsanız aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? A. Hak ile batıl, doğu ile batı gibi birbirinden farklıdır. B. Her inancın kendine özgü bir yaşam biçimi olabilir. C. İnanan kimse inandığını yaşadığı oranda ifade eder. D. İnanmayan toplumlarda yaşayan bir mümin onlara uymak zorundadır. A şıkkımız doğru. Hak ile batıl, doğuyla batı gibi birbirinden farklıdır. Evet, bu doğru. B şıkkını inceleyelim arkadaşlar. Her inancın kendine özgü bir yaşam biçimi olabilir. Evet. C şıkkını incelersek, inanan kimse inandığını yaşadığı oranda ifade eder. Bu da doğru. Bakıyoruz D şıkkımıza. İnanmayan toplumlarda yaşayan bir mümin onlara uymak zorundadır. Hayır. Peygamber Efendimiz'in İslam'ı anlattığı dönemde Mekke'de putperestlik hakimdi. Ve o dönemde putlara tapmayan az da olsa bir kesim vardı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam getirdiği suhuflara bağlı kalan Hanif dinine mensup kişiler vardı hatırlarsanız. Dolayısıyla inanmayan bir toplumda da olsak onlara uymak zorunda değiliz. Müslüman her yerde inancına bağlı yaşamak zorundadır. Yoksa Müslüman olmuş olmayız değil mi? İnancımıza ters davranışlar sergileriz. Bu da İslam'ın öğretilerine uymaz. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkındadır çocuklar. Sorumuza bakalım. Burada paragrafı tekrar ediyoruz. Üzerinden geçelim birlikte. Bakalım sorumuz nasılmış. Kafirun suresi Mekke'de 18. sırada inmiştir. Kafirun suresi ile iman, küfür, hak, batıl arasında sınır çizilmektedir. Bu sınırdan kesin olarak taviz verilmeyeceği ve bu sınırın ayırdığı iki grup arasında asla bir noktada birleşilemeyeceği ilan edilmiştir. Müminler ve kafirlerin yaşam tarzlarının asla birbirine benzemeyeceği ve asla bir noktada birleşemeyecekleri bildirilmiştir. Din, insanları her yönden ayıran en önemli faktördür. İnancı başka, yaşantısı başka bir kimseye samimi demek mümkün değildir. Metni doğru kabul eden bir kimsenin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez. A. Bir kimse ahirete inanmasa da ahlakı iyiyse cennete gider. B. İslam ve şirk asla birbirine benzemez. Dinde zorlama olmaz. D. Keşke herkes Müslüman olsa ama kendi isteğiyle diyor. Peki hangisini söyleyemeyiz? Bakalım.
İslam ve şirk birbirine asla benzemez. Evet, bunu söyleyebiliriz. Dinde zorlama olmaz. Evet, bunu da söyleyebiliriz. Keşke herkes Müslüman olsa ama kendi isteğiyle. Evet, bunu da söyleyebiliriz. Ancak bir kimse ahirete inanmasa da ahlakı iyiyse cennete gider. Arkadaşlar, ahirete inanmasa da cümlenin içinde geçmiş bu ifade. Bu ahirete inanmasa kişi zaten inkara girmiş olur. Dolayısıyla dini bir emri inkar etmiş olduğu için iman esaslarından biri ahirete imandır biliyorsunuz. Ahirete imanı inkar etmiş olduğu için dolayısıyla inkara gider ve bu bizim cevabımızı oluşturmakta A şıkkı. Dördüncü sorumuza bakalım. Kafirun suresinde Hazreti Peygamber'in inkarcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslupla ifade edilmekte ve inancın şirkten uzak tutulması hedeflenmektedir. Parçada vurgulanan ve uzak durulması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir? Allah'a başka tanrıları ortaklaşmak, Hazreti Peygamber'i inkar etmek, yalan söz ve davranışlardan kaçınmak, Allah'a iman etmek. Bakalım hangisi uzak durulması gereken durum? İnkarcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği demiş. Dolayısıyla şirk neydi? Allah'a başka tanrılara ortak koşmak demekti. Dolayısıyla cevabımız A şıkkımızda. Birlikte okuyalım. Kafirun suresi adını ilk ayetinde geçen ve inkarcılar anlamına gelen kafirun kelimesinden almıştır. Bu ifadenin anlamları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Putlara tapanlar, B. Tevhid inancını benimseyenler, C. İslam'dan başka bir yol arayanlar, D. Ahiretin varlığını kabul etmeyenler. Hangisi gösterilemez çocuklar? İnkarcılar demiş. İnkarcılar, putlara tapanlar, evet onlar inkarcılardandır. Bu olur. İslam'dan başka bir yol arayanlar, evet bunlar da inkarcılar kapsamında değerlendirilebilir. Ahiretin varlığını kabul etmeyenler, evet inkarcılar kapsamında değerlendirilir. Ancak tevhid inancını benimseyenler. Arkadaşlar, tevhid inancı neydi? Tevhid, Allah'ı bir ve tek olduğuna inanarak iman etmekti. Dolayısıyla tevhid inancı İslam dininin temel prensibini oluşturuyor. Cevabımız B şıkkında gizli. Tevhid inancını benimsemek İslam'ın temel inanış prensibi içerisinde yer alır. Cevabımız B şıkkında. Altıncı sorumuzdayız. Peygamberimize vahiy gelmeden önce Mekke toplumunun ileri gelenleri kendi arzularına göre yaşadıkları bir sistem oluşturmuşlardı. Ne zaman ki Peygamberimiz insanları İslam'a davete başladı, İşte o zaman bu sistemlerin sallanmaya başladığını hisseden Mekkeli müşrikler peygamberimize mal, makam, din gibi birçok teklifte bulunmuşlardı. Bunun üzerine Allah Kafirun suresini gönderdi. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme teklif edilen şeylerden biri değildir? A. İslam'ı kabul etmek için biraz daha düşünmek. B. Mekke'nin en zengini yapmak. C. Mekke'nin lideri yapmak. De sırayla birbirlerinin inancına girmek. Bakalım paragrafımıza. Neler teklif etmişler çocuklar? Mal teklif etmişler. Bakıyoruz. Evet, Mekke'nin en zengini yapmak. Bu teklif edilmiş. Makam teklif edilmiş. Bakıyoruz. Evet, Mekke'nin lideri yapmayı teklif etmişler peygamberimize. Din de teklif edilmiş. Neydi de? Sırayla birbirlerinin inancına girmek. Evet, bu da teklif edilmiş. Ancak Mekkeli müşrikler İslam'ı kabul etmek için biraz daha düşünmeyi teklif etmediler. Zaten İslam'ı kabul etmek istemiyorlardı. Doğru cevabımız A şıkkında. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Çocuklar, bu numaralandırılmış cümlelerden hangileri Kafirun suresiyle ilgili doğru olarak verilmiştir diye sorumuz var. Bakalım. Birinci numara. Musaftaki sıralamada 109.'dur. 2. Mekke denilmiştir. 3. 5 ayettir. 4. Kafirun inkarcılar demektir. Hadi bunların
sağlamasını yapalım. Mushaf'taki sıralama da 109. Evet doğru. Mekke denmiştir. Evet bu da doğru. Mekke surelerdendi. 5 ayettir. Arkadaşlar 5 ayet miydi Kafirun suresi? Hatırlayalım. Hayır. 6 ayetten oluşmaktaydı. Bu yanlış. Kafirun inkarcılar demektir. Evet bu da doğru. O halde bana 1, 2 ve 4 numaraları kapsayan şık lazım. Bakıyorum şıklarıma. C şıkkında 1, 2 ve 4 var. O halde cevabımız C şıkkında. Geliyoruz 8. soruya. La erbüdü ma terbüdün. Kafirun suresinin verilen ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmelidir? Sureyi bir hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. La erbüdü ma terbüdün. Ve la entüm a'budûne mâ a'budû. Bakın cevap kendiliğinden ortaya çıktı. Ve la entüm a'budûne mâ a'budû. Cevabımız C şıkkında. Sureyi bir an önce ezberleyin. Bakın kendiliğinden dilimize dökülüyor çocuklar. Geliyorum 9. soruya. Burada bize Kafirun suresinin okunuşu karışık olarak verilmiş. Doğru sıralama yapmak üzere davet ediyor soru. Haydi birlikte suremizi tekrar edelim. Lütfen siz de bana katılın. Haydi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ve la entüm a'budune ma a'bud. Ve la ene a'budum ma a'bedtum. Ve la entüm a'budune ma a'bud. Leküm dinikum veliyedin. Okunuşa bakalım. Şimdi. O halde sıralamamızı doğru yaptığımızda 4 ile başlayacak hitap sözü, sonra 1, sonra 3, sonra 6, sonra 5, sonra da 2 gelecek. Doğru cevabımız D şıkkında çocuklar. Evet, D şıkkımızı da işaretliyoruz. Haydi gelelim. Son sorumuza geldik. Burada da Kafirun suresinin anlamı karışık olarak verilmiş. Bizden doğru bir sıralama yapmamızı istiyor. Evet çocuklar, bakalım doğru sıralama nasılmış? Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey inkarcılar. Peygamberimizden inkarcılarını uyarmasını istiyor. O halde birinci sırayı 3 alacak. La a'budu ma ta'budun. Ben sizin taptıklarınıza tapmam diyecek. O zaman ikinci. Ve la entüm a'budune ma benim taptığıma da sizler tapmazsınız. O zaman sonra bir yerini alacak. Ve la ene a'budune ma ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Sonra beş gelmeli. Ve la entüm a'budune ma benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Leküm dinikum veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. O halde bizim doğru cevabımız B şıkkında var. Evet arkadaşlar, Kafirun suremizi birlikte okuduk, dinledik, anlamını işledik. Sizden ricam, göndermiş olduğum linkten tekrarını bol bol yapın. Ezberlerinizi yapmaya çalışın. Okunuşunu ve anlamını ezberlemenizi önemli rica ediyoruz. İnşallah verimli bir ders olmuştur. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun çocuklar. Sağlık ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.